Sitelerde kilit taşı tür olarak kabul edilen canlılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Komünitelerde bulunan kilit taşı türler sayısı azaldığı zaman ekosistemi çok etkileyen türdür. Genellikle de üçüncü trofik düzeyde yer alır. Yani kendisi azaldığı zaman üreticiyi yiyen canlı sayısı çok artar. Üreticiyi yiyen çok arttığı için üretici azalır. Üreticinin azalması ekosistemi yok eder. Sayısı baskın türlerden fazladır. Yanlış. Komünitelerin devamlılığını sağlar. Yok olmaları komünitenin yapısını bozar. Doğru. Ekosistemin işlevini sürdürmesinde önemli role sahiptir. Besin zincirinin en önemli canlılarıdır. Doğru. Buna göre cevap A. Ekotonlarla ilgili olarak açıklamalarından hangileri doğrudur? İki ekosistemin kesişim bölgesine ekoton denir. Karasal ekosistemlerde oluşan ve genellikle keskin bir sınırla ayrılmayan, birbiri içine girecek şekilde organize olmuş geçiş bölgelerine denir. Doğru. Farklı komünitelere ait, yani hem A komünitesine hem B komünitesine ait bireyleri bulundurur. Doğru. Canlı sayısı A ve B komünitelerinden daha azdır. Doğru. Cevap E. Bir hayvan komünitesinde bulunan türler sıklık bakımından 5 grupta incelenebilir. Bu gruplar ve özellikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Birinci gruptan beşinci gruba doğru gidildikçe ilgili türlerin komünitede bulunma sıklığı artar. Birinci tür 1 ile 20 arasında, yani %1, %20 arasında nadir bulunan bir türmüş. Beşinci tür ise çok bulunuyor ve %81'den fazla devamlı bulunan bir türmüş. O yüzden söyleyebiliriz. Birinci grup gösterge, beşinci tür baskın türdür. Gösterge tür ya da indikatör tür çok hassas olup ekosistemdeki belli faktörlere karşı çok hassas olup nadir bulunan türlerdir. O yüzden birinci tür gösterge tür olabilir. Beşinci tür ise sayısı çok fazla. O zaman baskın türdür diyebiliriz. Beşinci gruptaki türden birinci gruptaki türe doğru gidildikçe komünitedeki yayılma oranı artar. Yanlış. Oldukça azalıyor. Seyreğin de altında nadir bulunuyor. O yüzden söyleyemeyiz. 1 ve 2 doğrudur. Cevap B. Botanikçiler temel yapısı oluşmuş bitki komünitelerinde bulunan türlerin baskınlık durumunu 7 kategoride inceler. Bu kategorilerin kodlanması ve özelliği aşağıdaki gibidir. Buna göre hangisine ulaşılamaz? 1 ve 2. kategorideki türler gösterge tür olabilir. Sayıca az bulunup, çok hassas olup, çevredeki ekosistemden herhangi bir faktörden çok etkilenen türlere indikatör tür, gösterge tür denir. Doğru. Üçüncü kategorideki türler 2, 3, 4, 5 şeklinde kodlanan kategorideki türlere göre daha az birey sayısına sahiptir. İkinci kategorideki türler, pardon, üçüncü kategoride 1 ve %5'ten de küçük. O yüzden 4'ten, 5'ten yani 2, 3, 4, 5'ten daha az sayıda canlı bulunduruyor. Doğru. 2, 3, 4, 5. Bundan az. Doğru. 5 ile kodlanan kategorideki türler istilacı türlerdir. 5'e bakıyoruz, sayıca oldukça fazla. Baskın tür diyebiliriz. Çünkü buraya başka yerden geldiğini bilmiyoruz bu türlerin. O yüzden başka yerden gelip sayıca çok hızlı artış gösteren türlere istilacı tür denir. Burada 5 ile kodlanan tür buranın istilacı türü değil, baskın türü. Bir kategoride yer alan türlerin bazıları kilit taşı tür rolünde olabilir. Bazı canlılar kilit taşı tür olabilir. Kilit taşı tür üretici canlının, yani kilit taşı tür azaldığında üretici canlı çok olumsuz etkileniyorsa bunlara kilit taşı tür denir. Burada da kilit taşı tür bulunabilir. Üçüncü kategoriden yedinci kategoriye doğru gidildikçe, 3'ten 7'ye doğru gidildikçe türlerin toprakta kapladıkları alan artar, çünkü sayıları artıyor. %5'ten %75'e doğru sayıca artış gösteriyor.
sayıları arttığı için de alan da artabilir. Buna göre cevap C. Bir bölgeye değişik yollarla gelip yerleşen doğal düşmanlarının olmadığı bu ortamda hızla üreyerek komünitenin yapısını bozan türlere istilacı tür denir. Buna göre bir istilacı türün belirli bir komüniteye dahil olmasından sonra birey sayısında meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? İstilacı türün yeni geldiği ortamda doğal olarak düşmanı yok, rekabetçisi yok. O yüzden sayısını çok hızlı bir şekilde arttırır. Sayısını hızlı bir şekilde arttırarak çoğalan bu türlere istilacı tür denir. Buradaki grafiklerin hiçbirisinde bu şekilde sayısal artış yok. Cevap B. Avlanma ve yaşam alanlarının bozulması komünitelerde sonuçlarından hangilerine neden olabilir? Baskın türün komüniteden uzaklaşması, avlanma ve yaşam alanlarının bozulması baskın türün komüniteden uzaklaşmasına sebep olabilir. Baskın türe bağlı türlerin azalması veya tamamen yok olması yine yaşam alanı avlanmanın bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tür çeşitliliğinin hızla artması olmaz. Eğer avlanma ve yaşam alanı bozuluyorsa tür çeşitliliği de azalır. 1 ve 2 gerçekleşebilir. Cevap D. Komünitelerde bulunan baskın türlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sayı ve görüntü bakımından hakim olan türe baskın tür denir. En bol bulunan türdür. Yüksek biyokitleye sahiptir, yani geniş bir alana yayılmıştır. Komünitedeki sınırlı kaynakları kullanmada diğer türlere göre daha geri değil, daha etkindir. O yüzden bu yanlış. Çoğalma özelliği bakımından daha başarılıdır. Hastalıklara karşı diğer türlere göre daha dirençlidir ki sayısı fazladır. O yüzden cevap C. Komünitelerde ekolojik olarak tür çeşitliliğinin ölçülmesi çalışmalarından hangilerinin yerine getirilmesine olanak sağlar? Eğer tür çeşitliliğini ölçüyorsak komünitenin yapısını daha iyi anlamış oluruz. Komünitede bulunan canlıları tespit ettiğimiz için bunların korunması için gerekli tedbirleri alabiliriz. Her bir türün komünite için önemini fark ederiz ve bunların korunması, sürdürülebilirliği için de çalışma yaparız. O yüzden bunların üçünü de sağlar. Cevabımız E. Ekoton oluşumlarına bölgelerinden hangileri örnek verilebilir? İki ekosistemin kesişim bölgesine ekoton denir. Karasal ortam ile göl suyu arasındaki bataklık bölgesi kesişim bölgesi olup ekotona örnek verilebilir. Mağara ağızları farklı bir ekosistemin geçiş yerleridir. Bu yüzden de ekotona örnek verilebilir. Çünkü mağara nemli bir ortam, karanlık bir ortam. Karadan nemli bir ortama geçiş. O yüzden mağara ağzı ekoton olarak değerlendirilebilir. Orman ve otlaklar arasındaki çalılık bölgede yine iki ekosistemin kesişim bölgesidir. Cevap E. Komünitelerde bulunan gösterge türlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Gösterge tür, diğer ismiyle indikatör türdür. İndikatör tür, sayıca az olan, çevredeki herhangi bir faktöre karşı hassasiyeti yani duyarlılığı fazla olan türlere indikatör tür denir. Ekolojik toleransları diğer türlere göre düşüktür. Doğru. Çevresel değişimlerden kolay etkilenmez. Hayır, çevresel değişimlerden çok etkilenirler. Sucul komünitelerde alıkların bulunması oksijence zengin suların göstergesidir. O zaman bir oksijen oranının miktarı konusunda bize bir fikir veriyor. Gösterge türdür. Deniz eriştesi cinsi alpler temiz suları tercih ettikleri için yaşadıkları suların kirlilik göstergesidir. Doğru. Koşulları sınırlı miktarda değişen ortamlara uyum sağlamışlardır. Yani çok nadir ortamlarda yaşayabilen türlerdir. Doğru cevap D. Tabloda Bafa Gölü'nde yıl boyunca avlanma miktarı verilmiş, balıkların avlanma oranı verilmiş. Buna göre
hangisine ulaşılabilir? Mirabilis, Baffa Gölü'nün baskın balık türü olabilir. Hem avlanma oranı çok yüksek, sayısı da fazla. O zaman baskın tür olabilir. Hani en çok bununla avlanıyorsa insanlar, burada da bu balık türü çok fazla olduğu için olabilir. Ramada sefalus balıkları istilacı türdür. İstilacı tür dışarıdan gelecek. Başlangıçta olmayacak. Tamam, başlangıçta yok. Ama sonra sayısını çok aşırı arttırmalı. Ama sayısını çok arttıramamış. O yüzden değil. Nasus türü balık, Mirabilis türünü besin olarak kullanmaktadır. Nasus, Mirabilis'i besin olarak kullanması ikisinin sayısının düzenli artış azalışıyla olabilir. Ama Nasus hep sayıca az. O yüzden söyleyemeyiz. Birisinin sayısı artarken birisinin sayısının azalması değerlendirmede şurada yok olmuş. Sonra bunun sayısı da azalmış ama bu yok olduktan sonra bunun sayısının azalması onun av olduğunu göstermez. O yüzden yalnız bir doğrudur, cevap A.